Hastamı bekliyorum. Cihaza bağlı. Diğerinde de Asbek var. Gün hız kesmeden devam ediyor. Bakalım neler çekebileceğim. Evet, yemeğimizi de çekiyoruz. Bak, bugün şey yaptım, farımı. Eyeliner farla YouTuber'lama başlıyorum. Bugün yoğun bir gündü. O yüzden hiç böyle bir konuşacak vakit de bulamadım. 4 tane falan hastamız vardı. Böyle şimdi araya çıktık. 1 saat aramız var. Dışarı çıkacağız. The next day. Yani tümör fırsatını bulduğunda ilerlemeye çalışır. Şimdi buradaki problem şu. 1, 2'den grade 3'e geçiş yapabilir. Bu tümör o zaman çok çok hızlı ilerler. Evet, sempozyum bitti. Eve geldim. Size evden sesleniyorum. O kadar yoruldum ki size anlatamam. Bugün staj yoktu. Videoyu aslında başlatmadım. Bir haftada stajda neler yapıyorum, nasıl geçiyor, onunla ilgili bir video olacak. Dün hocam yoktu ve 8 hastayı tek başıma almak zorunda kaldım. Hala ellerim titriyor. O durumdayım. Bugün sempozyum vardı dediğim gibi. Sempozyuma katıldık. Durun size sempozyum kartımı da göstereyim. Evet, sempozyum kartımla geldim. Bakın, hani Sümer yazıyor üstünde. Ben yazdım. Sümeri biraz silinmiş. Neyse, sempozyuma katıldık. Bugün günlerden çarşamba. Pazartesi, salı. Pazartesi günü biraz video çektim. Salı günü dediğim gibi hocam olmadığı için bütün hastaları tek başıma aldım ve bir dakika oturacak vaktim yoktu. O yüzden video çekemedim. Bugün de sempozyum vardı. Staja gitmedik. Yarın perşembe, cuma, o iki günde çekeceğim sizler için. Umarım güzel bir video oluyordur. Şu an ne oluyor hiç bilmiyorum. Bir parçuk videolar çektim. Evet, yarın görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. The next day. Evet, hastanenin tuvaletindeyiz. Perşembe günden hepinize merhaba. Yine iki hastam aynı anda içeride tedavide. Size hastanenin dışını gösteriyorum. Bakın, böyle duvarla iç içe. Şu tarafını da göstereyim. Şurası şöyle kaplıca. Şurası da girişi. Sonunda bir araya çıkabildim. Buranın ışığı da çok iyi değil ama. Sonunda bir araya çıkabildim. Şükürler olsun. Öğleden önceki hastalarım bitti. Şimdi birazdan yemek yemeye gideceğiz. Bir O2 alma molası verdik. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra 3 gibi dersim var. Derse gideceğim. Buradan 2 gibi çıkmam gerek. Yani 1-2 hasta alırım büyük ihtimalle öğleden sonra. Yemekte görüşürüz. Hastanenin çevresinde yürümeye karar verdik. Bakayım, hiç değil, buldu. Şimdi biraz yürüyüp ondan sonra yemeğe gitmeye karar verdik. Hastanenin çevresi böyle yeşil yeşil. Burası köy olduğu için arkadan böyle traktörler geçiyor. Böyle bir yerdeyim. Çay molası verdik. Bakın, bir de bundan aldım. Şimdi bunları yiyeceğiz. Dışarı çıkıp. Burası... Netlemiyor. Ben öğleden sonra hiç yaslanmıyorum. Ben direkt de çıkıyorum. Bir miktar çıkış saatimiz konuşuluyor. The next day. Cuma gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü planlarımız hastaları almak tabii ki sabah. Saat 12 gibi yemeğe gitmek. Yemeğe yedikten sonra çıkıp hastaneden okula gitmek. Sunumlarımız, seminerlerimiz var. Çekeceğim ya. Bugün video çekeceğim. Seminerden sonra kütüphaneye geçmeyi düşünüyorum. İnşallah, çünkü 3 gündür kütüphaneye gideceğim deyip kütüphaneye gitmiyorum. İnşallah bugün kütüphaneye gideceğim artık. Kütüphaneye gidip ders çalışacağız, sonra eve gideceğiz. Bugün ben nesiniz? Hadi bakalım. Ders çalışıyorum. Çünkü
Cuma günü sınavım var. Şu kalın kitap. Ve başka bir kitap daha. Ve başka bir kitap daha ve başka bir kitap daha sorumlu olduğum konular. Çalışmaya gidiyorum. Yorgun savaşçı çalışmaya devam ediyor. Halledeceğim, merak etmeyin. Ben de. Yemeğimizi yedik. Şimdi okula gidiyoruz. Birazdan otobüse bineceğim. Otobüse bindiğimde de çekeceğim. Şuraya bakınca gözüm sanki... Bak gözüm her an düşecekmiş gibi göründü. Korkunç bir göründü. Neyse otobüste görüşürüz. Annem beni arıyor. Ben oturacağım içerisinde. Biz... Hareket kabiliyeti, fonksiyonellik artsın diye bu şekilde büyük boyu uzun tutun diye. Şimdi neden diz artikülasyonu tercih ediliyor? Birincisi dediğimiz gibi çocuklarda tipik his bir daha... Az önce bitti seminer. Sınıfta tek başıma oturuyorum. Bakın bomboş. Galiba bir dersim daha var. Ona kalsam mı kalmasam mı bilemiyorum. Kütüphaneye mi gitsem, ne yapsam? Kütüphaneye gitsem... Şeytan da bir yandan eve git diyor. Eve gidersem çalışamayacağım. Galiba kütüphaneye gidiyorum. Hadi kütüphaneye gidiyoruz. Her şeyde tarz koymuşum. Yiyeceklerimi açıklıyorum. Bu Romney, bunlara bayılıyorum. Süt ve şu çılgınlar. Bu da yeni çıkmış galiba. Bu chili lime falan gibi bir şey. Neyse, kampüsümüzün güzelliğine bakın ya. Hele şu güzelliğine. Bakın ormanın içerisinde böyle. Şöyle bir kamelya gibi bir şeyle oturuyorum. Bakın şurada ileride de görünüyor, bir tane aynısından var. Hatta durun arkadan göstereyim. Bakın şöyle kamelyalar var. Hava çok güzel bugün. Ve şu ağaçların hışırtısının verdiği huzur gerçekten hiçbir yerde yok. Burada oturup şimdi bir şeyler izleyip yemek yiyeceğim. Evet böyle. Bir kendimi de göstereyim dedim, sonuçta ben yiyeceğim ya. Bütün kameralar dolu olduğu için buraya kadar yürümek zorunda kaldım. Aslında bunun arkasında 5 tane falan daha kamera var. Her yere oturmuşlar tekli tekli. Beni buraya kadar yürüttüler. Sürekli bir atar içerisindeyim ya. Bu sanırım Trabzonlu olmanın vermiş olduğu bir şey. Atarlı bir kızım ben. Hadi yemek yiyelim. Nasıl müzik ama? Kütüphaneden çıkıyorum şimdi. 3 gibi gelmiştim, saat 7 filan. 4 saattir buradayım. Şimdi eve gidip biraz uyuyacağım, sonra biraz daha çalışacağım.